Hayırlı günler Doğuş TV izleyicileri. Din ve Hayat programına hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi bugün yine önemli bir konuğu sizler için ağırlıyoruz. Rabbim bu programı hakkımızda hayırlara vesile eylesin. En güzel şekilde istifade etmeyi bizlere nasip buyursun. Gününüz bereketli olsun, cumanız hayırlı olsun. Değerli izleyicilerimiz, her hafta Din ve Hayat programına Kur'an tilavetiyle başlıyorduk. Ancak bu hafta davet ettiğimiz hocamız Meydan Camii İmam Hatibi, Vekil İmam Hatip Yasin Rehan Hocam bir işinden dolayı kendileri geç kaldılar. Yasin Hocam adına sizlerden şimdiden özür diliyorum. Bugünkü özel konuğumuz ise Hatay İl Vaizi Burhan Karadeniz Hocamız. Değerli hocam, programımıza hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk sayın hocam, teşekkür ediyorum. Nasılsınız hocam, iyisin inşallah hocam. Teşekkür ederim, sağ olun, Allah razı olsun. Allah razı olsun hocam. Evet değerli izleyicilerimiz, her hafta sizlerle, sizin huzurunuzda önemli konuları ele alıyoruz. Bugün de ele alacağımız konu yalan, zan, tecessüs ve gıybet yasağı. Evet, bu konuları ele alacağız. Bunları tarif edeceğiz. Tanımı nedir? Yalan nedir? Zan nedir? Tecessüs nedir? Gıybet nedir? Ve bunları dinimizin bakış açısını ele alacağız. Kişi niçin yalan söyler? Yalan niçin söylenir? Sebepleri nelerdir? Yalan kimlere zarar verir? İnşallah bu konuları değerli hocamızla ele almaya gayret edeceğiz. Rabbim en güzel şekilde istifade etmeyi bizlere nasip buyursun. Evet değerli hocam, yalan, isterseniz yalandan başlayalım. Evet. Yalan nedir ve dinimiz yalanı niçin yasaklamıştır hocam? Sebebi ne olabilir evet. hocam? Sayın hocam, öncelikle dinimiz müntesipleriyle ilgili bazı mevzularda onlara zarar verebilecek ya da yaşadıkları topluma zararı dokunacak her türlü eylemi, söylemi efendim yasaklamış ve dini anlamda haram kılmıştır. Evet. Dolayısıyla konumuz olan yalan, işte zan deyince suizan, tecessüs, gıybet gibi mevzular haddi zatında hem kişinin kendisine hem de yaşadığı topluma çok büyük zararları dokunan eylemler ve söylemler olarak önümüze çıkıyor. Yalana geldiğimizde yalan doğru olmayan, gerçekliği olmayan ifade olarak kısaca tanımlanabilir. Tabii bu yalan konusu dinimizce çok büyük bir günah olarak önümüze çıkıyor ve yasaklanmış tabii. Neden? Çünkü yalanın kendisi inkarın bir rüknü olarak görüldüğü için. Yani inkarın bir rüknü olan bir konu, bir mevzu Müslüman şahsiyetle bağdaşmaz. Müslümanın bağdaşacağı ahlak anlamında edineceği husus nedir? Ancak doğruluk olabilir. Yani yalanın zıttı olan doğruluğu ancak kendisine bir ahlak olarak edinebilir. Çünkü doğruluk dediğimiz zaman biliyorsunuz mümin demek aynı zamanda hem güvenen hem de güven verendir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mümini tanımlarken el-mü'minu men selimen nasu min lisanihi ve yedi. Yani insanların mümin için söylediği bu tanımda insanların elinden ve dilinden güvende oldukları şahsiyettir. Yani bu anlamda güven vermesi gerekir. Yalana sarılırsa o zaman şahsiyetini yok etmiş olur. Çünkü mümin aynı zamanda doğru insandır. Doğruluk ise risalet makamının, peygamberliğin en önemli vasfıdır. Yani simgesidir. O yüzden dinimiz yalanı ve türevlerini ne yapmıştır? Yasaklamıştır ve büyük bir günah olarak bize sunmuştur. Evet. Nitekim Yüce Rabbimiz bir ayet-i celil'e de وَجْتَنِبُوا قَوْلَ الذُّورِ yalan söylemekten sakının buyuruyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de biz müminlere
buyuruyor ki size doğruluğu tavsiye ediyorum ve yalan sözden uzak durun ifadeleriyle bizi uyarıyor. Neden? Yine bunu destekler mahiyetteki ayeti celilelerden yola çıkarak Efendimiz bu hatırlatmayı yapıyor. Çünkü Yüce Rabbimiz buyuruyor ki bir ayeti celilede اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْد۪ي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ Allah-u Teala asla haddi aşan, yalan söyleyen yani yalancıyı doğru yola eriştirmez. Kaldı ki biz müminler günde onlarca defa okuduğumuz Fatiha suresinde اِهْد۪ينَ الصِّرَاتَ الْمُسْتَقِيمِ diyoruz. Ya Rabbi bizleri dost doğru olan yola, o yol ki Yüce Rabbimizin yolu olan İslam'dır. İslam'ın özünde doğruluk vardır. Dolayısıyla hem bizi dost doğru yola ilet talebinde bulunacağız, hem de yalana sarılamayız. Çünkü yalana sarılanlar, yalancı makamında olanlar, ayetin de ifadesiyle Allah tarafından asla doğru yola iletilmezler, eğer tövbe etmez iseler. Yine Yüce Rabbimiz müminlere hitaben hepimizin belki çok sıkça duyduğu bir ayeti celile يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَد۪يدًا Ey iman edenler, burada şunu hatırlatalım. Kur'an-ı Kerim kendisi Yüce Rabbimizin kullarıyla diyaloğa geçmesi mevzusudur aslında. Evet. Yani Kur'an-ı Kerim okuduğumuz zaman görüyoruz, ey iman edenler diye hitaplara rastlıyoruz. Ya da ey insanlar, ya da ey kafirler, ey müşrikler, ey ehli kitap şeklinde. Ama özellikle ya eyyühellezine amenu ile başlayan hitaplara gerçekten biz müminlerin çok pür dikkatle ne yapması gerekir? Dinlemesi gerekir, anlamaya çalışması gerekir. İşte bu ayet onlardan birisi. Yüce Rabbimiz, ey iman edenler Allah'a karşı sorumluluklarınızı yerine getirin buyuruyor. Takullah ve kulu kavlen sedide ve doğru söz söyleyin. Yani sözün doğru söylenebilmesi için insanın iç dünyasının doğru olması lazım. Yani hani bir söz vardır, kabın içinde ne varsa dışarıda o yansıyacaktır. Dolayısıyla bu ayeti celilenin muhatabı olarak biz müminlerin her şeyden önce Yüce Rabbimize karşı sorumluluklarını getiren ve doğru söz söyleyen müminler olması icap eder. Peki bu bize ne kazandıracak? Evet. Eğer böyle yaparsak ayetin ifadesiyle Allah-u Teala şu garantörlüğü veriyor bize. يُسْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ Allah-u Teala sizin işlerinizi düzene koyar. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ Ve sizin varsa günahlarınızı bağışlar. Evet, yalan söylenmediği, doğrular söylendiği zaman. Tabii, çünkü artık sizin yardımcınız Allah-u Teala'dır. Yani Allah-u Teala bir yalancıya niye sahip çıksın? Neden onu yalanında efendim desteklesin? Böyle bir şey mümkün olabilir mi? Yani Allah-u Teala'nın yasakladığı bir fiilde kulunu hiç kimse desteklemesini beklemesin. Ve ayetin devamında وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظ۪يمًا Kim Allah ve Resulünü itaat ederse, Resulüne itaat ederse büyük bir başarı elde etmiş olur. Aslında burada doğru olursa anlamı da verebiliriz değil mi? Doğru, i̇taat ederse. Tabii, çünkü konu onlar o. Doğruluğu bize gösterirler. Aynen, evet. Çünkü konu o. Evet. Oradan doğru olmayı anlamamız lazım. Evet. Ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir sünnetini yerine getireceksek buradan başlayabiliriz. Yani Efendimizin sıdk, doğru, güvenilir vasıflarına öncelikle sarılmak gerekiyor. Şimdi Sayın Hocam yine bu konuyla ilgili Efendimizin ifadesiyle büyük bir günah olduğunu öğreniyoruz. Evet. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün sahabe-i kiram efendilerimize şöyle bir hitapta bulunuyor. Buyuruyor ki اَلَا اُنَبِّئُكُمْ بِاَكْبَرِ الْكَبَائِرِ Ben size büyük günahların en büyüklerini haber vereyim mi? Tabi sahabe-i kiram efendilerimiz buyur ya Resulallah diyorlar. Bela ya Resulallah, buyur bize haber ver deyince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem اَشْرِكُ بِاللّٰهِ diyor. Yani Allah'a ortak koşmak.
Büyük günahların en büyüklerinden. Çünkü biliyoruz Allah-u Teala bazı günahları bağışlayacağını söylüyor. Fakat şirk hariç. Yani bu çok büyük bir günah. İnna Allaha la yaghfiru en yushrike bihi ve yaghfiru ma dun zalika limen yasha. Allahu Teala şirki asla affetmeyeceğini, bunun dışında kalan bazı günahları affedebileceğini bize bildiriyor. O yüzden burada şu kaydı da koyabilir miyiz hocam? Şimdi şirki asla affetmeyecek derken ölmeden önce tevbe yani edip tövbesi şirkten yapılmamış. Dönenler onlar da Allah'a taraf ediyor. Yani ama tövbesi, şirk üzere ölmüşse onlar kesinlikle affı mümkün tövbesi değil. Tövbesi yapılmamış şirkten bahsediyoruz. Ölmüş kişi. Tabii çünkü Allah-u Teala birçok günah için hatta bütün günahlar için tövbeye daveti var. Evet. Ve davet varsa icabet gerekir. Evet. Bu anlamda öyle değerlendirmek lazım. Evet. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şirkten sonra ve hukukul valideyn buyuruyor. Yani anne babaya itaatsizlik konusu büyük bir günah olarak gündeme geliyor. Ve ravi diyor ki bu iki büyük günahı bize söyledikten sonra Allah Resulü şöyle birazca yan yatmış gibiydi. Sonra diyor birden diyor oturuşunu düzeltti. Ve dedi ki kavluzzur. Kavluzzur. Yani yalan söylemek. O kadar çok tekrar etti ki diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ki konu önemli. Biz içimizden diyor keşke artık Efendimiz bitirse diye düşünmeye başladık. Neden Efendimiz özellikle yalan üzerinde ısrar ediyor? Yani demek ki bu gerçekten çok önemli bir konu ve bu konuya hassasiyetle yaklaşmamızı istediği için. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yalan söylemenin bir mümin şahsiyetle bir arada olmaması gerektiği noktasında ortaya koyduğu bir hadisi şerifte sahabe-i kiram efendilerimizden soruyorlar, diyorlar ki ya Resulallah hasbel kader bir mümin içki içebilir mi? Yani hataen bunu yapma ihtimali var mı? Efendimiz bu mümkündür diyor. Ondan sonra işte hırsızlığı soruyorlar. Yani olmaması gereken şeyler bunlar ama bunlar da büyük günah. Fakat hasbel kader hataya düşebilir bu konuda bunu işleyebilir diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ama yalancı olabilir mi? Yalancılık gerçekten çok feci bir durum. Yalancı olabilir mi sorusuna Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem asla olamaz, olmamalı diyor. Yani mümin ile yalan söylemek, yalancılıkta bulunmak, yani yalancılık demek yalanı çokça tekrarlayan, yani onu kendisine bir yaşam biçimi olarak görüyor demektir. Bu büyük bir faciadır. Yani bu müminle bağdaşmaz diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla bizler de bir mümin olarak Efendimizin bu telkinlerine, bu uyarılarına cevap niteliği taşıyacak davranışlar geliştirmemiz lazım, ortaya koymamız lazım. Yine Sayın Hocam, Efendimiz yalan söylemenin müminin bir vasfı olmadığını, yalan söylemenin bir münafıklık vasfı ve özelliği olduğunu bildirdiği bir hadisi şerifte felasun fil münafiki buyuruyor Efendimiz. Yani üç haslet vardır ki bu münafıkın özelliğidir. Münafıkın olmazsa olmaz vasıflarındandır. Ve in salle ve sâme ve zâme ennehu muslim. İsterse diyor namaz kılsın, isterse oruç tutsun, isterse kendisini Müslüman olarak görsün. Eğer bu özellikler varsa o münafıktır buyuruyor. Dolayısıyla bu konuda dikkat etmek lazım. Yani hem namaz hem de efendim münafığın alametini üzerimde taşıyayım diyemeyiz. Hem oruç hem de o alametleri efendim hayatıma taşıyayım diyemeyiz. Yani burada kesin çizgilerle ayırmak gerekiyor. Rengimizi belli etmemiz gerekiyor. Tarafımızı belli etmemiz gerekiyor. Nedir bunlar? İza haddese kezibe diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani konuştuğu zaman yalan konuşur diyor. Yalan söyler. Bu onun bir özelliğidir. Devamında
Ve izâ va'ade ahlefe. Evet. Vaatte bulunduğu zaman, evet, bu söz verdiği zaman diyelim, sözünde durmaz, sözünden cayar. Ve son olarak ve izâ tumine hâne. Kendisine bir emanet bırakıldığı zaman, bir emanet verildiği zaman ona maalesef hıyanetlik eder. Oysa yüce Rabbimiz ya eyhellezine amenu la tahunullaha ve'r resul ve tahunu emanatikum ve entum ta'lemun. Ey iman edenler, Allah'a ve Resulüne hıyanetlik etmeyin. Yani bugün bizlerin bunu düşünmesi lazım. Allahü Teala sadece insana konuşma, yani bilinçli konuşma iradesine dayalı bir konuşmayı gerçekleştirecek şekilde nimet veriyor. Yalan söylemek adeta Rabbimizin bize bahşettiği bu nimete karşı nedir? Bir nankörlüktür. Evet. Yani Allahü Teala konuşma yetisini bize verirken nasıl konuşacağımızın da sınırlarını belirliyor. Ve bunların içerisinde yalanın olmaması gerektiğini bize üzerine basa basa bildirmiş oluyor. Biz kalkıp da bu uyarılara rağmen bu nimeti Allah'ın istemediği şekilde kullanmaya çalışırsak bundan tabii ki biz zarar görürüz. Buna dikkat etmemiz lazım. Hocam burada şöyle bir şey aklımıza geliyor. Mesela izleyicilerimizin de aklına geliyordur. Az önce okuduğumuz hadis-i şerifle ilgili. Münafıklık alametleri. Mesela bu 3 tanesini saydık. Evet. Başka hadis-i şeriflerde de bu 5 falan da sayılıyor biliyorsunuz. 4-5 şeklinde. Evet. Evet. Yani değişik alametler, evet, sayılıyor, zikrediliyor. Mesela hem namaz kılan, oruç tutan hem de yalan söyleyen bir kişi çıkıyor, geliyor, diyor ki hocam ben yalan söylüyorum. Acaba ben münafık mıyım? Evet. Böyle soru soranlar oluyor hocam. Bunlara ne dersiniz? Yani %100 münafık olmasa bile bu kardeşimizde maalesef münafığın efendim bir hasleti barınmış oluyor. Ne yapacak burada? Ondan kurtulmaya gayret edecek. Derhal bırakacak. Tabii yani bunu bırakması lazım. Çünkü o, evet, ona yakışacak bir tavır, bir durum değil. Evet. Yani Müslüman şahsiyet ne yapacak? Müslüman gibi yaşayacak. Evet. Çünkü biz Rabbimizle böyle bir mukavele, sözleşme imzalamış sayılıyoruz. Evet. Yani elhamdülillah Müslümanım demek zaten İslam'ın bütün gereklerini yerine getirmeye namzetim. Evet. Ben bunu kabul ediyorum. Ben İslam'dan razıyım. Efendim Rabbim'den razıyım. Onun emirleri ve yasakları benim için bir nedir? Evet. Bir yaşam biçimidir. Bunu, evet, söylemiş oluyor. Evet. Bunu kabul ettikten sonra yan çizmek bizim lehimize değil aleyhimize, evet, olur. Çünkü Allahü Teala ya eyyühellezine amenü dhulü fissilmi kâffeh buyuruyor. Evet. Ey iman edenler, yani her şeyinizde İslam'a girin. Dolayısıyla, evet, İslam'a girerken işportacı tezgahına çevrilmiş bir dine çeviremeyiz. Evet. Bu benim işime yarar alayım, bu işime yaramaz kalsın diyemeyiz. O yüzden bir bütün olarak almak gerekiyor. Yani şimdi bunu hocam bu şekilde sordum da. Evet. Şimdi bazı da kardeşlerimiz tam arada kalıyor böyle. Hadis-i şerife işte ona telkin edenler oluyor. Bak böyle böyle sen yalan da söylüyorsun ama namaz da kılıyorsun. Yalan söylediğine göre sen münafıksın. Şimdi o da ben münafık olduğuma göre o zaman namazımın orucumun bir şeyi yok. Bunlar hiçbiri kabul olmuyor. Burada yani burada bir tam bir çizgiye gelmiş halde bulunan kardeşlerimiz de oluyor. Yani ufak bir sözle artık namazını orucunu bırakıp hayır, ben artık bu yanlış. Biz tercihlerimizi diyecek. Onun için sordum, evet, hocam. Onu da şimdi izah etmiş o namaz, oruç bunların bir amacı var. Evet. İşte namazın kılınma gerekçeleri arasında tabii ki Allah'a, evet, kulluk her şeyden önce ama, evet, orada insanı kötülükten, fuhşiyattan, evet, uzak tutması için var. İşte, evet, oruç ayetinde de لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ yani sorumluluk kazanasınız diye, Allah'a karşı sorumlu davranasınız diye oruç emri var. Yani diğer ibadetler de öyledir. İşte hac ibadetidir, zekat ibadetidir. Hep bize bir katkı sunsun diyedir. Yani dolayısıyla o namazı zayi etmemek gerekiyor. O kıldığımız namazın bu amaca hizmet edecek şekilde yerine getirilmesi
düşüncesiyle hareket etmek lazım. Yoksa yalan söyledim, o zaman yalana devam edeyim, namazı bırakayım. Öyle değil. Yalanı bırakacaksın, namaza devam edeceksin. O şekilde düşünmek gerekiyor. Teşekkür ederiz hocam. Evet hocam, konumuz yarıda kaldı. Şimdi hocam, sayın hocam, bu söylediklerimiz, anlattıklarımız daha çok yalanın sözle yapılan konuşma şeklinde zuhur eden kısmıydı. Evet. Yalanın tabii çeşidi bağlamında farklı versiyonları da var. Nedir bunlar? Evet. Mesela tanıklık, yani yalancı tanıklık diyebileceğimiz şekilde zuhur ettiğini görebiliyoruz. Oysa Yüce Rabbimiz biz müminlere hitaben buyuruyor ki Nisa suresi 135. ayet-i celilede ya eyyühellezine amenu kunu kavvamine bil kisti şühedâe lillahi وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَب۪ينَ ey iman edenler, kendiniz, anne babanız ve en yakınlarınız aleyhine de olsa Allah için şahitlik yaparak adaleti titizlikle ayakta tutan kimseler olun buyuruyor. Yani burada şahitlik yapmamız istendiğinde konunun muhatabı biz, anne babamız, yakınlarımız, dostlarımız dahi olsa adaleti tesis etme adına Allah rızası için biz bundan zarar görecek olsak bile maddi veya manevi fark etmez. Bu ayeti celilenin ifadesiyle doğru şahitlik yapmak durumundayız. Dolayısıyla mümin yalancı şahitlikte bulunamaz. Zira hepimizin yine çok sık duyduğu ayetlerden birisi biliyorsunuz Furkan suresinde Rahman'ın kullarından, has kullarından bahsederken Yüce Rabbimiz وَالَّذ۪ينَ لَا يَشْهَدُونَ zur diye onların asla yalancı şahitlik yapmayacaklarını beyan ediyor. Dolayısıyla mümin ne olursa olsun oradan kendisine gelecek bir zarar dahi olsa doğru şahitlik yapmayı kendisine bir düstur edinmesi gerekir. Hocam bu hususta aslında zamanımızda şu anda özellikle mahkeme boyutları, ondan sonra trafik kazası boyutlarını falan göz önüne aldığımızda birçoğunun aslında yalancı şahitlik üzerine şekillendiğini görüyoruz. Yani birçok kişinin de haksız yere tazminat şimdi, ödemek zorunda kaldığını da yani yalancı şahitlikte şunu etkilemiş oluyorsunuz. Evet. Yani doğru kararı etkilemiş oluyorsunuz. Doğru karar etkilendiği için ortaya bir hak ihlali söz konusu. Dolayısıyla haklı haksız olabiliyor ya da oradan birileri için maddi menfaat elde etme uğruna bunlar yapılabiliyor. Kim olursa olsun, kim olursa olsun burada hakkı zayi olan insan için çok kötü bir sonuç doğurmasına sebep olduğumuz için burada onun hakkını yemiş oluyoruz. Kul hakkıyla gitmemek gerekiyor. Belki daha sonra izahını yapacağız. Kul hakkıyla giden insanların Allah korusun iflas durumuna müflis durumuna düşmesi söz konusu olabilir. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme buna benzer herhalde konular geldiğinde Efendimiz buyuruyor ki müflis kimdir? Diyorlar ki müflis işte dirhemi ve malı olmayan kişidir ya Resulallah. Efendimiz buyuruyor ki evet bu da müflistir ama asıl müflisler diyor ümmetimden asıl müflisler işte namaz kılmıştır, oruç tutmuştur, işte hac etmiştir, ibadetlerini yapmıştır ama bunun yanında kul hakkı diyebileceğimiz işte birine küfretmiştir, sövmüştür, iftira atmıştır, zarar vermiştir. Tabii kimsenin hakkının zayi olmadığı, herkesin hakkını alacağı o mahşer gününde yüz yüze gelecekler. Evet. Ve şimdi hak sahibi hakkını isteyecek. Evet. Peki ödeme nasıl olacak? Ödeme İşte namaz şeklinde karşı tarafa yapılacak. Oruç şeklinde yapılacak. Yani sizin hakkını ihlal ettiğiniz insanlara ödemeniz sizin yapmış olduğunuz ibadetlerle olacak. Şimdi siz
yani 18 saat oruç tutmuşsunuz. Evet. Bin bir meşakkatle fakat onun sevabını feda ediyorsunuz. Evet. İşte bunun farkına varmak lazım. Yapmamak evet. gerekiyor. Evet. Ya da işte hacca gitmişsiniz. Maddi manevi külfeti olan, özellikle maddi külfeti olan bir ibadet. Evet. Manevi kazanımları var tabii ki. Evet. Onu yanlış söyledim, ifade ettim. Evet. Ama karşı tarafa transfer ediyorsunuz. Evet. Yetmiyor diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sevaplarınız gidiyor yani. Evet, sevapların hepsi gidiyor ve yetmiyor. Evet. Hala alacaklar var. Evet. Bu sefer karşı tarafın işlemiş olduğu bir günahın size intikali söz konusu. Evet. Allah korusun. Ondan sonra diyor Efendimiz, evet. işte bundan sebep diyor cehenneme atılır diyor. İşte müflis olan evet. budur. Buna çok dikkat etmek gerekiyor. Adaletin tecelli etmesi için gayret evet. göstermemiz icap ediyor. Hocam isterseniz burada benim aklıma gelen bir şey elbette izleyicilerimizin de aklına devamlı geliyordur yalandan bahs açıldığı zaman. Şimdi az önce dediniz ki Peygamber Efendimiz yalanın büyük günahlardan olduğunu üzerine basa evet. basa tekrar tekrar söylemiştir dediniz. Yalan büyük günahtır. Buradan bunu anlıyoruz. Bir de genelde karşılaştığımız, şahit olduğumuz bir durum var. İşte kapıyı çalana annen evde yok de. İşte beni soran evet. olursa işte babam bu işi yapmadı de gibi. Veya da çocukları, ufak kişileri susturmak için işte şunu yaparsan sana şunu vereceğim evet, evet, gibi evet. şeyler söyleniyor. Aslında bu tamamen sıradan küçük şeyler olarak gözüküyor. Diğer taraftan da Peygamber Efendimiz bunu büyük günah olarak evet. Büyük günah olduğunu bizlere bildiriyor. İsterseniz hocam bu zikrettiğimiz şeyler de yalan kısmına giriyor mu? Büyük günah mıdır? Evet. İsterseniz bu bağlantıyı biraz açıklayalım. Evet, büyük günah kısmına girer. Çünkü Efendimiz bu şekilde davrananlar ne yapmış? Efendimiz sallallahu bu şekilde davranan kardeşlerimiz bundan vazgeçmesi lazım. Yani çünkü bu şekilde başlıyor ama daha sonra alışkanlık haline getirilebiliyor. Evet. Özellikle bu çocuklarımıza bir şey yaptırmak için az önce dediniz ya işte bir şey vereceğim ama vermiyor. Evet. Buna benzer bir olay yaşanıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hemen gözleri önünde evet. bir sahabi Efendimiz anlatıyor kendisi. Diyor evet. ki annem ben küçükken diyor gel oğlum dedi sana bir şey vereceğim dedi. Evet. Bunu duyan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hemen müdahale ediyor ve diyor ki eğer ona gerçekten bir şey vermeyecek olsaydın sen yalan söylemiş olacaktın diyor. Evet. Ve nitekim annem diyor bana gerçekten bir şey vereceği için bunu söylemişti. Evet. Burada tabii çok önemli bir uyarı var Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü çocuklar hani siz dediniz de evde evet. olmadığımı söyle. Evet. Telefonda babanı sorarlarsa işte yaptığını yoktur de, söyle, yattığını söyle. Param olmadığını bunlar da, söyle. Bunlar da maalesef yalandır. Ve bunları çocuklarımıza hele babalar, anneler tarafından telkin şeklinde yaptırılıyorsa yarın büyüdüğü zaman da o çocuk maalesef yalan söylemeye başlayacaktır. Evet. Bu çocuklarımıza çok kötü bir örnek olarak evet. değerlendirilebilir. Büyüklerimiz buna dikkat etsinler. Bir de hocam aslında o yalanlar başka yalanlar da peşinde getiriyor. Evet. Mesela kapı çaldığı zaman babanın benim evde olmadığımı söyle diyen anne baba az sonra arayan kişi başka bir şekilde onun evde olduğunu öğrendiğinde tekrar aradığında tabii. bu sefer ikinci bir yalan gelecek. İkinci bir yalan mesela söylediği yalanın neticesine göre karşı taraf onun da o şekilde olmadığını i̇şte yalanı görürse, yalanla bu sefer örtmeye bu sefer çalışma sonucunda tam bir yalan makinesi ortaya çıkacak. Aynen. Değil mi hocam? Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğruluk ile yalancılığı kıyasladığı bir hadisi şerifte evet. şöyle buyuruyor. İnne sıdka yehdi ilel birri. Evet. Doğruluk kişiyi iyiliğe götürür. Ve innel evet. birra evet. yehdi ilel cenne. Evet. Kişiyi cennete götürür. Evet. Ve innel racule le yasduku hatta yuktebe indallahi sıddikan. Evet. Kişi diyor doğru söylemeye devam eder de öyle bir noktaya gelir. Allah indinde evet. sıddik evet. olarak kayda yazık. Geçer diyor. Evet. Şimdi yalana gelince yine Efendimizin ifadesiyle innel kezibe yehdi ilel fucur. Yalan söylemek kişiyi fucura sürükler. Yani her türlü kötülüğe evet. sürükler. Ve innel fucura yehdi ilen nar. Bu da bu haramlar, bu kötülükler kişiyi cehenneme götürür. Evet.
Ve inne racule le yekzibu hatta yuktebe indallahi kezzaben. Kişi de o kadar çok yalan söyler ki, yalan söylemeyi alışkanlık haline getirir ki Allah indinde de bu sefer kezzab olarak, yani yalancı olarak kayda geçer. Şimdi bu çok büyük bir tehlikedir. Evet. Yani yalan söylemeyi alışkanlık haline getirmek Allah indinde kişinin yalancı olarak kaydedilmesine sebep olacağından o insan için bir nedir? Faciadır. Evet. Kaldı ki insanlar arasında yalan söylediği açıkça bilinen insanların zaten şahsiyetine de güvenilmez. Yani onlara şahsiyet anlamında bir değer verilmez, bir değer biçilmez. Dolayısıyla yok hükmündedir. Yani o insan çevresi tarafından değer görmeyecekse, sözüne itibar edilmeyecekse, yani onun sadece sureti kalmış gibi durur. O yüzden bundan kaçınmak lazım. Yalana baktığımız zaman Sayın Hocam bir de yalan yere yemin etme şeklinde zuhur ediyor. Evet. Maalesef bunu daha çok işte bir ürünü satmak için gündeme getirenler oluyor. Bu da dinimizde çok efendim kötü görülmüş ve yasaklanmıştır. Elindeki malı biraz daha pahalıya satayım ya da kalitesiz bir malı kaliteli olduğunu efendim ispatlamaya çalışayım derken ne yapıyorlar? Yalanlarına Allahü Teala'yı şahit tutarak karşı tarafı aldatmaya çalışıyorlar. Yani bu bir aldatma fiili aynı zamanda. Aslında onu da barındırıyor. Elde ettiği kazanç da haram olur değil mi? Haram oluyor ve Efendimizin şu hadisi yine gündeme geliyor. Men gashşene feleyse minne. Yani bizi aldatan bizden değildir. Satan Müslüman, alan Müslüman. Ama maalesef yalan yeminle karşı tarafı ikna etmeye çalışıyor. Bazılarına bunun çok büyük bir günah olduğunu hatırlattığımızda şunu maalesef diyebiliyorlar. Hocam diyor ben böyle yapmazsam diyor. İşlerim yürümez. İşlerim yürümez. Karşı tarafı ikna edemem. Ya çocuk beni dinlemez. Bu bir facia. Çünkü neden? Yani siz bile bile bunu yapıyorsunuz. Yani bile bile yalan söyleyip yalanınıza Allahü Teala'yı şahit tutuyorsunuz. Evet. Burada Yüce Rabbimiz şu gerçekten ürpertici uyarıyı yapıyor. Bir ayet-i celilede Ali İmran 77. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَل۪يلًا اُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهِ وَلَا يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Şüphesiz Allah'a verdikleri sözü ve yeminlerini az bir karşılığa değişenler var ya, yani nedir? Oradan gelecek 3-5 kuruş için Allah'a verdiği sözü ve yapmış olduğu bazı yeminlerini ne yapıyorlar? Bozmuş oluyorlar. Bunlar için Yüce Rabbimiz diyor ki işte onların diyor ahirette bir payı yoktur. Yani payı yoktur dediği, rahmetinden bir pay ayırmayacağım onlara demiş oluyor. Ve la yukellimuhumullahu, Allahü Teala onlarla konuşmayacak, onları muhatap almayacak. Ve la yanzuru ileyhim, ve onların yüzüne bakmayacak. Nerede? Yevmel kıyamet. Yani kıyamet gününde bizim Rabbimizin rahmetine, mağfiretine en çok ihtiyaç duyduğumuz bir anda böyle bir karşılaşmaya gerçekleşmesi halinde biz mahvoluruz. Ve diyor ki ayet-i celilede Yüce Rabbimiz ve la yuzekkihim, belki de en acı tarafı bu, onları temizlemeyecek diyor. Onları temizlemeyecek. Ve lehum azabun elim, ve onlar için acıtıcı, elem verici bir azap vardır. Yani elem verici azaptan maksat insanın adeta bütün hücreleriyle hissedeceği bir elemden bahsediyoruz. Yani acıdan bahsediyoruz. Vela yüzekkihim diyor. Yani affolmayacak, günahlarının cezasını azap olarak çekecekler. Yani ayet-i kerime aslında bunu ifade ediyor bize. Aynen. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de yine bu ayeti celileyle mutabık bir hadisi şerifinde buyuruyor ki işte Allahü Teala kendi rahmetinden onlara bir üç zümrenin insanı vardır ki, üç grup insan vardır ki Allahü Teala onlara merhamet etmeyecek, yüzlerine bakmayacak, onları muhatap almayacak,
ve onları temize çıkarmayacaktır. Orada bulunan Ebu Zer radıyallahu anh diyor ki helak oldular ya Resulallah, bunlar kimdir? Kim bunlar diyor. Evet. Efendimiz buyuruyor ki işte kibirlenen kişi. Evet. Ondan sonra Efendimiz buyuruyor ki yaptığı iyiliği başa kakan kişiler, bir de yalan yere yemin ederek menfaat elde edenler. Evet. Yani burada özellikle bu yalan yemin edenleri zikretmesi de çok önemlidir. Bu ayet-i celil'e ile mutabıktır. Evet. Bu da onu teyit etmiş oluyor Sayın Hocam. Evet değerli hocam, süremizin son kısmına doğru evet. yaklaştık. Bir 5 dakika gibi bir zamanımız söz konusu. Evet. İsterseniz konumuzun başlığında yalan, zan, tecessüs ve gıybet yasağı demiştik. Evet. İsterseniz zan, tecessüs ve gıybetle ilgili de kısa bir değerlendirme yapın hocam. Evet. Ondan sonra programımızı sonlandıralım. Dedik ki bireyin ve toplumun ilişkilerini alt üst eden, kardeşlik evet. duygularını yerle bir eden hususlar bunlar. Evet. Bunlar kesin bir dille yasaklanmıştır. Yani bir mümin bunlardan uzak durması gerekir. Zanlı, tecessüsü ve gıybeti de içine alan hepimizin bildiği. Evet. Hocam. Zan Sayın Hocam doğrulanmamış bilgi olmasına rağmen, yani tescillenmemiş. Evet. Fakat mesela sana, bir kişinin başka kişi hakkında ben bunun şöyle olduğunu zannediyorum diyerek evet, onun elinde, yayması değil mi? Evet aslında? Yani elinde o sonuçla ilgili, o konuyla ilgili net bilgiler yok. Buna rağmen kendisi ben böyle zannediyorum diyerek karşı tarafa yapmış bu gibi olumlu veya olumsuz olabilir. Yani. Olumlu olduğu zaman bu güzeldir. Hüsnü evet. zan diyoruz. Evet, hüsnü zan. Hüsnü zan. Ama kötü sanıda bulunduğu zaman işte bu suizan, yasaklanan evet. budur. Ayet-i Celile'yi okuyacak olursak ya eyyuhellezine amenu ictenibu kethiran minazzan inne ba'dazzanni ismun ve la tecessesu ve la yagtab ba'dukum ba'da eyyuhibbu ahadukum eyyekule lehme ahihi meyten fekerihtumuh vettequllah inallaha tevvabur rahim. Yani burada mesela sizin kolunuzda ben bir saat görsem ve şöyle desem çok güzel bir saat ama acaba bunu çalmış olabilir mi? Evet. Olabilir mi dediğin zaman henüz kesin bir yargıya varmadım. Evet. Bu da suizan ama bu açığa çıkmadığı için, yargıya dönüşmediği için evet. henüz günah kazandırmıyor Sayın Hocam. Evet. Henüz kazandırmıyor. Fakat yani çalmıştır. Bu yani bu iyi bir şey olmamakla beraber henüz evet. sınırı aşmadı. Evet. Ama şöyle de dediğimde çalmış olabilir. Evet. Dediğim zaman işte bu evet. Suizan oluyor ve bu çok büyük günahtır. Evet, çünkü evet. Efendimiz buyuruyor ki İyyakum vazzan inne zanne ekberul kezibi. Dolayısıyla bu ifadelerde sizi zanda bulunmaktan dolayı uyarıyorum. Çünkü ekzebul hadis pardon. Evet. Zannetmek evet. Yalanın ta kendisidir. Evet. Bir de hocam tecessüsü isterseniz kısaca. Tecessüs ise insanların özel hayatına merak duyarak acaba bunlarla ilgili ne öğrenebilirim? Yani hatalarını evet, falan araştırayım. Hatalarını araştırayım, açığa çıkarayım. Oysa yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Bir müminin ayıbını örttüğümüzde Allah-u Teala da bizim ayıplarımızı örter. Açığa çıkarmaya çalışan kişi için de. İçin de Allah-u Teala onu kendi evinde dahi olsa ifşa eder ve rezil eder evet. buyuruyor. Bundan da kaçınmamız gerekiyor. Gıybet hocam. Gıybete gelince Efendimiz şöyle tanımlıyor. Efendimiz buyuruyor ki size gıybetin ne olduğunu haber vereyim mi? Ha, şimdi başta burada tabii. başka insanlar hakkında konuşmak söz konusu. Tabii dedik. Ama başka insanlar hakkında konuşulan her şey gıybet mi? Hadis-i şerifle açıklayalım. Evet buyurun. Şimdi önce tanımını yapayım hocam. Efendimiz buyuruyor ki zikruke ehake bime la yardah. Senin kardeşini razı olmadığı bir mevzuda konuşman buyuruyor. Evet, razı sahabilerden soruyorlar tabii. Diyor ki ya Resulallah. Eğer konuştuğum şey, konu o kardeşimde varsa bu da gıybet evet. olur mu? Efendimiz buyuruyor ki eğer varsa zaten bu gıybettir. Evet. Konuştuğun şey eğer o kardeşinde varsa bu gıybettir. Eğer yoksa evet. zaten ona iftira etmiş olursun evet. buyuruyor.
Dolayısıyla aslında her konuşulan şey gıybet olmuyor. Evet. Mesela bazı özel durumlar var. Hoşuna gideceği mesela bir şeyi konuşmak gıybet evet. olmaz değil mi hocam? Gıybet olmaz. Hoşuna gitmeyeceği bir şeyi doğru olan doğru şekilde konuşmak evet. Gıybet bir de olur. Bazı, hiç yoksa bazı insanların şerrinden bazı insanları koruma adına evet. yapılan uyarılar gıybete girmez sayın hocam. Evet. O tecessüs mevzusunda evet. da öyle. Yani birliğimize, dirliğimize zarar verecek evet. işlerle meşgul olan insanların efendim şerrinden kendimizi koruma adına belirli efendim görevlilerin bu işi yapması, mesela istihbarat işinde evet. çalışan kardeşlerimizin bu evet. işleri yapması gıybet olarak, evet. Tecessüs olarak değerlendirilmez. Evet hocam, programımızın sonuna geldik. Son olarak izleyicilerimize bu konularla ilgili tavsiyeniz evet. veya ilave söylemek istediğiniz tavsiyemiz bir şey var mı hocam? Kendime ve onlara doğruluktan ayrılmayalım. Rabbimizin bize vermiş olduğu konuşma nimetini işte güzel söz kullanarak, Rabbimizi zikrederek inşallah şükrünü eda etmeye çalışalım. Dolayısıyla şunu da ekleyeyim. Efendimizin hadis-i şerifinde buyurulduğu üzere bir mümin için diğer mümine canı, malı, efendim onuru, her şeyi dokunulmazdır. Evet. Biz de zaten elhamdülillah Müslümanız diyoruz. Bu Müslüman kimliğimizin hakkını vererek ne yapalım? İnancıyla, tavırlarıyla, duruşuyla, yaşantısıyla doğru bir şahsiyet olmanın hakkını vermeye çalışalım inşallah. Evet değerli hocam, bizlerle paylaştığınız bilgilerden dolayı izleyicilerimiz adına size teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bizi dinleyen, izleyen tüm gönül dostlarımıza hayırlı cumalar, hayırlı ömürler diliyorum sayın hocam. Evet değerli izleyicilerimiz, bugünkü konuğumuz Hatay İl Müftülüğü Vaizi Burhan Karadeniz hocamızdı. Kendisiyle yalan, zan, tecessüs ve gıybet kavramlarını ele aldık. Tabii bu arada yalan söylemenin her çeşidinin dinimizde yasak olduğunu ve büyük günahlardan olduğunu, zan, tecessüs, Müslümanların diğer insanların hatalarını, yanlışlarını araştırmanın dinimizce yasaklanmış olduğunu ve diğer insanların hoşlarına gitmeyecek olan şeyleri onlar hakkında olmadıkları yerde konuşmanın da gıybetin de dinimizce yasaklanmış olduğunu öğrendik. Bizleri takip ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Cumanız mübarek olsun. Bir sonraki programda buluşmak dileğiyle hayırlı cumalar.